Merhaba arkadaşlar, ayak topuna hoş geldiniz. Manchester United kariyerinin ikinci sezonunu bitirdik. 636 milyon euro harcadık bu sezonda. 485 milyon euro da kasamıza giren para var. Öncelikle tarih sırasına göre aramızdan ayrılan isimlere bir göz atalım. Paul Pogba rekor transfer bedeliyle Paris Saint Germain'in yolunu tuttu. 140 milyon euroya gönderdik onu. Lingard'ı da Fulham'a 40 milyon euroya sattık. Çok fazla kadroda düşünmediğim bir isimdi. Onun dışında para eden isimlere göz atalım. Gomez'i de 53 milyon euroya Wolverhampton'a gönderdik. Onu da kadroda çok fazla düşünmüyordum. Bir anda sürpriz bir teklif geldi ve ben de kabul ettim. Fred'i 29 milyon euroya Çin'e gönderdik. Ondan da fena bir para kazanmadığımızı düşünüyorum. Chris Smalling'i Fiorentina'ya 28 milyon euro karşılığında gönderdik. 31 yaşındaki bir oyuncudan gayet iyi bir bonservis bedeli aldık. Onun dışında Andreas Pereira'yı 29,5 milyon euroya Çin'e gönderdik. Phil Jones'u West Ham'a, Rojo'yu Çin'e, Willian'ı 20,5 milyon euroya. Willian'dan da birazdan bahsedeceğim. Sezon başında bedelsiz olarak kadromuza katmıştık. 20,5 milyon euro kazandık ondan. Lindelof'u 31 milyon euroya Çin'e gönderdik. Çin ekipleri bu dönemde bizi çok iyi besledi para olarak. Tuan Zebe'yi de Çin'e 41 milyon euroya gönderdik. Koşullara göre 49,5 milyon euroya kadar çıkabilir bedel. McTominay'ı ise Atalanta'ya sattık. 32 milyon euro da ondan kazandık. Gayet iyi bir para girdi kasamıza. Genelde kullanmadığımız oyunculardan, Pogba hariç kullanmadığımız oyunculardan gelmesi bu paranın İlaç gibi geldi. Yaptığımız transferlere geçecek olursak, rekor satış yaptık. Rekorda transfer yapalım dedik ve Harry Kane'i Tottenham'dan 120 milyon euro karşılığında kadromuza kattık. Sağ tarafa Sancho veya Bailly demiştim. Sancho Tottenham'a gitti. Bailly bizi seçti. 90 milyon euro karşılığında onu da kadromuza kattık. Pogba'nın boşluğunu ise Lazio'dan Milinkovic-Savic ile doldurduk. 97 milyon euro harcadık bu transfere ama devre arasında o mevkinin boşluğuna tekrar transfer yaptık. Ona da birazdan göz atacağız. Reguilón Real Madrid'den bedelsiz olarak aramıza katıldı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. Geçen sezonun ortasında zaten onu kadroya katmıştık. Sol bekte Alex Telles ile birlikte iyi idare ettiler bizi bu sezon. Defansif orta saha mevkisine Benfica'dan Florentino Luiz'i kadroya kattık. 50 milyon euro bedel ödedik bu transfere. Genç bir isim, potansiyelli bir isim. Çok maçta kullandık. Ona da birazdan değineceğiz. Ve stopere aslında takviye yapmayı düşünmüyordum. Ama gerçekten 117 milyon euro ile Delihti kadroya kattık. Defans mevkisine bu kadar para harcamayı çok uygun görmüyordum. Ama adam Agüero'nun 10-15 metre gerisinden koşup topu aldıktan sonra maç içerisinde neden o paraları ettiğini anlayabiliyorsunuz. Sandro Tonali'yi 40 milyon euro karşılığında İtalya'dan getirdik. Onu da gelecek vadeden bir isim olarak aramıza kattık. Çok yetenekli, gelişime açık bir futbolcu. Zaman zaman kullandık kendisini de. Willian'ı bedelsiz olarak Chelsea'den kadromuza katmıştık. Sezon başında aslında sağ kanatta sol ayaklı isim kullanıyorum. Bailly ilk tercihimdi. Willian ise ikinci tercihim oldu. Fena da oynamadı. Daha sonrasında bir sakatlık geçirdi. Sonra Greenwood'u koydum oraya. Greenwood'un müthiş bir performansı vardı. Daha sonrasında ihtiyacım olmadığı için devre arasında 20 milyon euro da teklif gelince Willian'ı Fiorentina'ya gönderdik. Çok karlı bir anlaşma oldu. 6 ay içinde 20 milyon euro kasamıza koyduk Willian'dan. Edinson Cavani ise 3. forvet olarak kadroya kattık. Onu da bedelsiz olarak çok bir işimize yaradı diyemem. 3. forvete çok iş düşmedi. Devre arasında da onu kiralık gönderdim. Zaten bir sezonluk anlaşma yapmıştık. Şimdi sezon sonu geldi. O da aramızdan ayrılacak. Gueye'yi de Paris Saint Germain'den kiraladım. 31 yaşındaki oyuncuyu. Luis'in genelde yedeği oldu kendisi. Onunla maceramız da muhtemelen bir senelikti. Bu sene kiralamayı çok fazla düşünmüyorum kendisini. Genç gelecek vadeden isimlerden Thiago Almada'yı kadroya kattık. Onu da çok düşük bir bonservis bedeli 6,5 milyon euroya aramıza aldık. Tam ilk 11 oyuncusu olmasa da zaman zaman işimizi gördü. Kritik anlarda kritik işler yaptı. Onlardan da birazdan göz atarız. Bunların hepsini sezon başı transferi olarak yapmıştık. Devre arasında Milinkovic-Savic'in düşük performansı nedeniyle Kai Havertz'i 116 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek aramıza kattık. Ondan ikinci yarıda aşırı iyi bir performans aldık ve gerçekten takım olarak da performansımızı yükseltti. Pogba'nın açığını fazla fazla kapadı. Kariyere başlarken Manchester United formasını hak eden isimleri aramıza alacağımı söylemiştim. Bunu da yaptığımız transferlerden fazlasıyla anlamışsınızdır diye düşünüyorum.
Devre arasında bir de sürpriz bir isimle görüştük. Manchester United'ın efsane ismi Cristiano Ronaldo. Kendisiyle Juventus'la kulübüyle anlaştık ama 30 milyon eurodan fazla maaş veremiyorduk. O da 48 milyon, 47 milyon civarında maaşlar istediği için onu bir türlü indiremedik. 2-3 sefer teklif yapmama rağmen Cristiano Ronaldo şimdilik sezon sonuna kaldı gibi gözüküyor. Alabilecek miyim bilmiyorum ama sezon sonunda onu yine yoklayacağız. Manchester United'da futbolu bıraktırmak istiyorum krala. Hemen ligde ve kupalarda neler yaptık? Öncelikle kötü bir haberim var size. Evet, ligde şampiyonluğa ulaşamadık. Liverpool'un bu sefer 8 puan gerisinde tamamladık ligi. Özellikle geçen sene performansımız çok daha yüksekti. Aslında geçen sene 87 puan, bu sene 89 puan topladık. Kendimizi açtık ama Liverpool'da 92 puan toplamıştı geçen sene. Bu sene 97 puan toplayarak, hatta 101 gol atarak da efsane bir şampiyonluk daha aldı. Gerçekten Manchester City'yi bir şekilde altımıza alıyoruz ama Liverpool'u bir türlü geçemiyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Liverpool ne ligde ne kupalarda, hiçbir kulvarda bizi yenemedi. Birebir olarak baktığımızda gerçekten Liverpool'a hiçbir şekilde kaybetmememiz önemliydi. Farklı kulvarlarda da karşılaştık. Onlara da birazdan geçeceğim. Ligde kendi evimizde kazandık. Deplasmanda berabere kalmıştık. Ama küçük takımlara, farklı takımlara kaybettiğimiz puanlar bizi şampiyonluktan etti. Mesela burada Bournemouth deplasmanı, Everton, Sheffield United, Norwich deplasmanı, hadi Chelsea deplasmanı saymayalım. Ama diğer deplasmanlarda kaybettiğimiz puanlar bizi şampiyonluktan etti. Liverpool o tarz maçları gerçekten çok iyi bir şekilde çıkıp 3-5-0 kazanıyor. O yüzden çok da avantajlı bir şekilde bitirdiler ligi. Bizim kendi açımızdan bakacak olursak ligde geçen seneye göre düşüş vardı. Geçen sene 24 gol yemiştik, bu sene 25 gol yedik. Orada çok bir aksaklık yok. Ama ligde 90 gol atmıştık, bu sene 79 gol atmışız. Gerçekten biraz hücumsal anlamda geriye düşmüşüz. Belki de Harry Kane'i alarak hücumu çok zenginleştirmiş olabiliriz. Ama Belotti'nin performansı bir adım kesinlikle geriye düştüğünü söyleyebilirim. Harry Kane ligde çok fazla katkı veremedi. Belotti geçen sene tüm kulvarlarda 42 gol atmıştı. Harry Kane ise şu anda en golcü ismimiz, 26 golü bulunuyor kendisinin. Belotti de onun birkaç gol gerisinde takip ediyor. Belotti'nin tek başına attığı golü neredeyse ikisi attı diyebilirim. Oradaki rekabetin çok fazla bize yaramadığını söyleyebilirim açıkçası. Geçen sene kazandığımız Carabao Cup'ı tekrar müzemize götürdük. Bir olumlu bir gelişmeydi. Everton'ı uzatmalarda 3-2 yenerek finalde kupayı müzemize götürdük. Ligde ne kadar Liverpool'un gerisinde kalsak da kupaları müzemize götürmeye devam ediyoruz. Bu şekilde de devam edeceğimizi umuyorum. Ama FA Cup'ta bir yara aldık. Tottenham'a çeyrek finalde 1-1'in sonucunda penaltılarda yenilerek çeyrek finalde elendik. Geçen sene biliyorsunuz kazanmıştık kupayı ama bu sene çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldık. Kupayı ise finalde Wolverhampton'ı uzatmalarda 2-1 yenen Everton müzesine götürdü. Ama bizim kazandığımız kupalar bunlarla sınırlı kalmadı. Biliyorsunuz Avrupa Ligi'ni geçen sene müzemize götürmüştük. Paris Saint Germain'le Süper Kupa maçı oynadık. Müthiş bir finaldi sezon başlangıcında. 4-0'la geçtik onları. İnanılmaz bir skorla bu kupayı da müzemize götürdük. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Yine sezon başında İngiltere Community Shield kupasını kaldırdık. Finalde yendiğimiz takım Liverpool'du. 2-1'le geçtik onları. Bu kupayı da müzemize götürdük. Şampiyonlar Ligi'nde H grubunda Roma, Celtic ve Olympique Lyon'la karşılaştık. Burada çok rahat çıktık gruptan. 6'da 6 yaptık. Aldığımız skorları da ekranda görebilirsiniz. Hemen ardından birinci turda rakibimiz Borussia Dortmund oldu. Onları çok rahat geçtik. Toplamda 5-0'la evlerine gönderdik. Çeyrek finalde ise rakibimiz Barcelona'ydı. Zorlu bir maç olacağını düşündüm. Ama evimizde 4-1 kazandık ilk maçı. Çok avantajlı gittik İspanya'ya ve 1-0 mağlup olmamıza rağmen tur atladık. Yarı finalde ise bir başka zorlu ekip Paris Saint Germain geldi. Bu sefer evimizde 3-1 yendik. Deplasmanda da son dakikada attığımız golle 1-0 galip gelerek finalde Liverpool'un rakibi olduk. Ve finalde de Liverpool'u penaltılar sonucu mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sezonda, gerçekten çok mutlu oldum bu zaferle. İkinci sezonda Şampiyonlar Ligi'ni alarak kendimizi taraftarımıza ispatladık. Birinci sezonda Avrupa Ligi gelmişti. İkinci sezonda Şampiyonlar Ligi geldi. Şu anda en büyük eksiğimiz lig gibi gözüküyor. Genel kulvarlara bakacak olursak gerçekten
FA Cup'ta bir çeyrek finalde elendik. Orada bir yara aldık. Ligde de Liverpool'a şampiyonluğu verdik. Ama önümüzdeki sezon gerçekten Liverpool'u şampiyonluktan itmek için elimden geleni yapacağım. Öncelikle kendi adımıza yapacağımız transferler olacak ve Liverpool'un kilit oyuncularının da transfer teklifleriyle kafasını karıştırmayı düşünüyorum. Biraz daha Liverpool'un takım olgusunu yok etmeyi düşünüyorum. Şampiyonluğu ne olursa olsun almayı istiyorum gerçekten. O kupa Manchester'a gelecek diyorum. Bu süreçteki en büyük başarımız da Manchester City'nin ezeli rakibimizin gerçekten bize hiçbir şekilde rakip olamaması. Liverpool'un ardında kalıyoruz ama onları her seferinde altımıza almayı başarıyoruz. Şöyle bir genel geçmişimize bakacak olursak şu ana kadar Harry Kane'e en yüksek parayı ödemişiz. 120 milyon euro, Pogba'dan da 140 milyon euro kazandığımız bedel rekor olarak gözüküyor. 18 oyuncuya 828 milyon euro ödemişiz 2 senede toplam. Bayağı bir para harcadık ama emeğimizin karşılığında Premier Lig hariç aldık. 531 milyon euro da kazanmışız. Aslında yaklaşık 300 milyon euro harcamışız gibi gözüküyor. Bu da gayet iyi bir bedel. Toplamda 7 kupa kazanmışız. 128 maçta 101 galibiyet, 16 beraberlik, 11 mağlubiyetimiz var. 276 gol atmışız bu süreçte ve 66 gol görmüşüz kalemizde. %78 ise galibiyet yüzdemiz var. Hemen bir bireysel performanslara göz atalım. Öncelikle en yüksek ortalama puana sahip oyuncumuz Bruno Fernandes. Onu Havertz takip ediyor ve Reguilon. Değerlere bakacak olursak en yüksek bonservis şu anda Havertz'in 96 milyon euro. Onu Kane takip ediyor 92 milyon euro ile. En çok maça çıkan oyuncumuz De Gea. Onu De Ligt ve Ruben Dias takip ediyor. Defans ikilisi, defans tandemi. Gollere bakacak olursak en yüksek golü atan Harry Kane 26 gol. Hemen ardında Belotti var 21 gol ve sürpriz oyuncumuz Greenwood 13 gol 10 asistle sezonu tamamladı. Asist anlamında da Bruno Fernandes müthiş bir katkı verdi. 8 gol 26 asistle tamamladı ligi. Bailly ve Greenwood'un da onar asisti var. Onları da Savic takip ediyor 9 asistle. Gerçekten bireysel performanslar arasında çok büyük sıkıntı yoktu. Defansta ise Ruben Dias ve De Ligt'i kullandık. De Ligt de 4 golle katkı verdi. Ruben Dias ise yine 4 golle katkı veren isimdi oyuncularımız arasında. Şu anda bir takım raporu ve gelecek transfer planlamalarımıza bakacak olursak şu anda da 24 yaş ortalamalı bir takımımız olduğunu söylemek istiyorum. Öncelikle kaleci mevkinde sıkıntımız yok. De Gea'yı bir ara Real Madrid izliyordu. Bilmiyorum teklif gelir mi? Onu da takipte bulunacağız. Başka bir kaleci almayı onun dışında çok fazla düşünmüyorum. Bir rekor bonservis bedeliyle satılmazsa. Sol bekte iyi idare ediyorlar bizi. Stoperde ise Harry'i gönderip onun yerine bir isim alabilirim. Ama ilk 11'de Ruben Dias ve De Ligt iyi idare ediyor bizi. O yüzden oraya bir transfer yapmayı çok fazla şu an için düşünmüyorum. Ama önümüze fırsat olarak ne çıkar bilmiyorum. Wan-Bissaka ve Dalot var. Bissaka'yı yedeğe çekip Dalot'u gönderip belki sağ bek alabilirim. Bütçe şu anda bizim 222 milyon euro. Hiç kimseyi satmadan bütçemiz var. Ama dediğim gibi genelde defans anlamında sıkıntı yaşamıyoruz. İleri uçtaki isimlere takviyeler yapmayı düşünüyorum bu parayla. Ne olur ne biter sağ bek alabilir miyiz onu da tam emin değilim. Öncelikle ön libero'ya bir isim yedek olarak katacağız. Luiz'in yedeği olacak. Guaya'yı kiralamayacağım muhtemelen. Orta sahanın göbeğinden çok memnunum. Gerçekten Fernandez, Milinkovic, Havertz ve Almada, Tonali ile birlikte 5 isim var. Gerçekten bizi iyi idare ediyorlar. En sağlam mevkim, transfer yapmayacağım mevkim orası olarak görüyorum. Onun dışında Bailly ve Greenwood sağ kanatta ama gerçekten hala sağ kanatta içime sinmeyen bir şeyler var. Oraya bir yıldız transferi daha yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Öncelikle Mbappe'ye teklif ara ara yapıyorum. 150 milyonları reddettiler. 190 milyonlara kadar çıktım reddettiler. Gerçekten ne olacak bilmiyorum. Alabilecek miyiz emin değilim. Sol kanatta Rashford ve Martial gerçekten iyi idare ediyor. Ama ne olur ne biter onu da bilmiyorum. Cristiano Ronaldo gelirse solda mı oynatırım, forvette mi oynatırım emin değilim. Belki Harry Kane'le birlikte çift forvete de geçebilirim. O konuda da düşünceliyim. Belotti'ye de tekliflerin gelebileceğini düşünüyorum. Duruma göre değerlendireceğiz. Şu an için Mbappe'yi alırsak transfer bütçemizi tüketeceğiz gibi duruyor. Belki çok fazla para vermeyeceğimiz için bir Cristiano Ronaldo transferi de olabilir. Cristiano Ronaldo'yu gerçekten kesin olarak almak istiyorum. Gerçekten Premier Lig'de bir savaşa gireceğiz. Bu savaşta da bana gerçekten onun gibi bir gladyatör lazım diye düşünüyorum. Aslında yapacağımız transferler biraz daha gelecek tekliflere satılabilecek oyunculara bağlı. Sol kanatta Rashford ve Martial'den biri ayrılırsa örneğin oraya da bir transfer yapılabilir.
Şu an için en büyük hedeflerim dediğim gibi Ronaldo ve Mbappe olacak. Bu ikiliyi alarak hücum aksiyonlarını arttırmak, gol opsiyonlarını arttırmak istiyorum. Hücumdaki sıkıntımızı çözmek istiyorum. Belotti ayrılırsa da Haaland'ı düşünüyorum. Onun da 75 milyon euro serbest kalma bedeli var. Kullanıp onu da transfer edebiliriz diye düşünüyorum. Evet, diğer sezonda gerçekten neler olacak bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni biraz ikinci plana atarız. Belki rotasyonlar bile yapabiliriz diye düşünüyorum. Tamamen ligi alma amaçlı bir sezon olacak. Premier Lig'de Liverpool saltanatına son verebilecek miyiz? Bu soruların cevabı diğer bölümde olacak. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, beni desteklemek adına kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.